riskli olan işlere dikkat ediyoruz. Kahramanmaraş'ta toplum destekli polislik şube müdürlüğüne bağlı ekipler dolandırıcılık konusunda vatandaşlara karşı uyarılarda bulunarak broşürler dağıttı. Efendim? Geliyorum. İletişim yoluyla dolandırıcı para dikkat edelim arkadaşlar. Görevli polis ekipleri vatandaşlara cuma namazı çıkışı burada bilgiler vererek bu durumla karşılaşmaları halinde yapılması gerekenleri anlattı. Ya şimdi bilinçli bir insan zaten düşmez bu şeye. Yani bir insan bilinçsizdir, ancak onların için düşebilir. Aradılar mı sizi hiç telefonla? Biz aradılar, destek sağlama merkezinden aradık dediler, Tekirdağ'dan. Ne istediler sizden? Benden iş yeri açıcıysa dedi, destek sağlama şeyi açar. Destekleme şeyi bırak dediler bana, yok dedim ben. Sürekli mesaj geliyor, bazı şüphelendiğimiz telefonlar arıyoruz, pek bakmıyoruz o zaman. Bir daha arıyorlar, bakmadığı zaman. O zaman aramıyorlar. Peki ne diyorlar? Telefonda ne diyorlar size? Bol şeyde bulunuyorlar. Yani hiç olmadık. Mesela devletin bize sunmadığı teklif gelenler sunmaya çalışıyor. Ama itibar etmediğiniz sürece, telefonda çok önemsemediğiniz sürece aramıyorlar, vazgeçiyorlar. Sevgili izleyenler, toplum destekli polis ekipleri Kahramanmaraşlı vatandaşları Ulu Cami Cuma namazı çıkışında telefon dolandırıcılarına karşı uyarılarda bulundu ve broşürler dağıttı. Yok, polisler, devlet memurları, asker, savcı sizden para istemez. Sizden para isteyenlere itibar etmeyin. Ne diyor adamlar? Okuyun, devlet memurları, kamu görevlileri sizden para istemez. Polis ekipleri vatandaşların mağdur duruma düşmemeleri, olayların önlenmesi ve halkın bilinçlendirilmesi için hazırladıkları broşürleri dağıttı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da emniyet güçlerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Emniyet müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızı bilgilendirip uyarıyorlar. Vatandaşlarımızın tabii bu tür art niyetli kişilere karşı çok dikkatli olması gerektiğini biz de belirtiyoruz ve bu art niyetli kişilere de çağrıda bulunuyoruz. Bu gayrimeşru işleri bırakmalarını, helalinden kazanç peşinde olmalarını onlara da tavsiye ediyoruz inşallah. Kesinlikle. Bir iki sefer aranmışım ama yani katılmadım. Yani bir şey söylediler mi? Ne söylediler? Telefon gönderelim veya işte adres ver veya para, kart, kredi kartı. Zaten kredi kartı da kullanmadığım için talebi olmadı. Düşmediniz yani dolayı? Yok, düşmedik şükür. Vallahi bazen geliyoruz ama inanmıyoruz. Çünkü niye inanmıyoruz? Bizim bir inancımız var, biliyoruz yani. Polis, savcı, asker sizden para istemez değil mi? Onu biliyorum. İsteyemez. Türk devamlı ayık olur. Biz polislerimize, biz devletimize güveniyoruz. Onun için kimse bizden bir şey isteyemez. Daha önce hiç böyle bir durumla karşı karşıya geldiniz mi dolandırıcılarla ilgili? Hayır, gelmedim. Aramadılar mı sizi? Hayır, sen telefonla mesaj geliyor bize. Kendinizi polis diye tanıtanlara itibar etmeyin diyor. Daha önce karşılaşmadık. Peki karşılaştığınız zaman ne yapacağınızı biliyor musunuz? Ya genelde şey, polis ararsın. 155 ararsın. İhbar edersin. Hayır, bazen arıyorlar da ben meşgul atıyorum telefonu. İlgilenmiyorum. Yani anlıyorum bunların bu şekilde olduğunu. Olduğu için de mail vermemek gerekiyor. Vatandaşlarımız da kanmasın. Vatandaşlara özellikle cep telefonu dolandırıcılarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyaran Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonunda kendilerini hakim, savcı, polis gibi tanıtanlara itibar etmemeleri gerektiğini bildirdi.